Arkadaşlar, şu anda biz ırmağın kenarında çay içerken köylerde, yani Türkiye genelinde bir koltuk savaşı devam ediyor. En can alıcı nokta ise yerleşim yerindeki mevcut nüfusuna yetinmeyip dışarıdan insan taşıma olayı var. Dışarıdan insanları getiriyorlar. Örneğin bizim kendi Sarıkaya köyünde 30 seçmen yok mevcutta yaşayan. Ama şu anda bir bakıyorsun bu sayı 90'ı bulmuş. Hepsi, çoğunluğu şehirlerde getirilmiş. Şimdi bu insanlar oy kullanacak. Tekrar arabalarına binecekler. Şehirlere dönecekler doğal olarak. Burada yaşayan insan iradesi sayılmıyor. Yani köylerde muhtarları ne kadar çevren, akraba genişse genişliğine bağlı. Yani hizmete bağlı değil. Hizmet yok. Diyor ki adam ben 50 adam getiririm. Öbürü diyor ki ben de 60 adam getiririm. Öbürü 40 adam getiririm. Bilmem ne yaparım. Yani mevcuttaki insanlar hitap edemiyorlar. Dışarıdan oy getiriyorlar. Yani şehirlerde bugün Ankara'dan buraya bir araba büyük bir miktarda yakıt yakacak tabii ki, masraf. Bu masrafları karşılıyorlar ama köydeki mevcuttaki insanlara hizmet edeceklerini taahhüt edemiyorlar. Çünkü şey yok. Sadece bunların düşüncesi maaşımızı alalım. Maaşımızı alalım, keyfimize bakalım. Arıcı gelirse arıcıdan para alalım. Başka bir sürü gelirse başka bir sürü sahibinden para kopartalım. Patates eken olursa patatesçiden para kopartalım. Pancarcı gelirse ondan para kopartalım. Köylünün su parasından çalalım. Yani çalacak birçok şey var. Neden var? Yer var. Bu insanlar bu şekilde seçim olduğu için ben de bugün kendim bizzat hiçbir oy kullanmamak için karar aldım. Sandığa gitmedim. Şu anda Kızılırmak'ın kenarında çay içiyorum. Onunla sayın muhtar adayları da birbirlerine bilek güreşi yapıyor köyün sırtından. Tabii bu Türkiye genelinde de mevcuttur böyle bir. Bu sistemin açıklığından yararlanıyorlar. Taşımacılık yapıyorlar. Bu sistemin bozukluğu. Örneğin bir şehre ele geçirmek için diğer bir şehirlerden aktarma yapsan otomatikman o şehri taşımacı parti kazanabilir. Yani bu sistem demokrasiye de aykırı. İnsanlığın özel idare, özel şeye de aykırı, özel idareye, yani insanların özel görüşüne, bilmem neyine. Çünkü adam burada yaşayan oy vermesi gerekiyor. Burada yaşayanlar biliyor buranın eksiklerini, yapılması gerekenleri. Onun için ben karar aldım, oy vermiyorum. Zaten sistem partilerine hayatta oy vermedim. Muhtarlar da bir sistemin parçası olmuş. Onlara da oy hiç düşünmüyor vermeyi.
durumlar böyle arkadaşlar. Yeni geçilerimiz hayırlı olsun. Şimdilik herkese kolay gelsin diyorum. Bereketli olsun. İzleyen arkadaşlar abone olmayı unutmasın. Herkese iyi günler diliyorum.